Dünya basının köşemizde hem İngiltere'de hem Türkiye'de çıkan gazetelere bakacağız. Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Jean-Marie Guehenno, Guardian gazetesine Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bir makale yazdı. Suriye'yi kurtarmak için Türkiye'yi feda etmeyin başlıklı yazıda Ankara'da askeri lojmanın hedef alındığı ve 28 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı da hatırlatılarak Türkiye çok yönlü krizlere sürükleniyor, batıdaki dostları müdahale etmeli deniyor. Amerika ve Avrupa Birliği ile olan dostluğu giderek daha kırılgan hale gelen Türkiye, şimdi de tarihi düşmanı Rusya ile kanlı bıçaklı. Ankara'da dolaşan en korkunç senaryolarda bile 14. Rus-Türk Savaşı, Türk toplumundaki eşi benzeri görülmemiş kutuplaşma ve Suriyeli mülteci dalgasının devamı konuşuluyor. Tüm sorunlarına rağmen Rusya ile Batı ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki bugünün gerginlik jeopolitik fay hatları için istikrarın çapası olan Türkiye'ye odaklanma vakti geldi diyor Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Guehenno. Ve İngiliz dilenci yılda 130 sterlin topluyormuş. İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde profesyonel bir dilencinin yılda 130 bin sterlin, yaklaşık 537 bin Türk lirası para topladı, ortaya çıktı. Dilenci olarak bölge halkından para isteyen kişinin sahibi olduğu halde kendisini evsiz olarak tanıttığı belirtildi. The Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Wolverhampton'da yerel yönetim konseyinin çevreden sorumlu yetkilisi Steve Evans, bu kişinin bölge halkından bir günde 500 sterlin, son 5 günde de 2500 sterlin topladığını söyledi. Yılda 130 bin sterline denk gelen bu meblağ, İngiliz Başbakanı Cameron'un maaşından yalnızca 12 bin sterlin eksik. Böyle bir değerlendirme yapıyor. Doğrusu yanlışı Daily Telegraph'a ait. İran ve reformlarla ilgili haberler seçim sonrası İngiltere gazetelerinde yer alıyor. Independent gazetesinin muhabiri Kim Sengupta, İran'ın Şii Vatikanı olarak bilinen Kum'dan izlenimlerini yazıyor. Muhafazakarların güçlü olduğu Kum kentinde seçimlerde reformcuların öne çıkmasıyla İslam Cumhuriyeti'nin tehlikede olduğu görüşünün hakim olduğunu belirten yazar, şehrin reform istemediğini belirtiyor. Guardian gazetesinden Jan Black da İran'la ilgili kaleme aldığı analize, değişim rüzgarları ama büyük reformlar çok olası değil diyerek başlık attı. Analizde İran'da gücün hala dini liderlerin elinde olduğu ve meclisin ikinci güç olarak kaldığı yorumu yapılıyor. Ve Times gazetesiyle bitiriyoruz İngiltere basınını. Manşetinde İngiltere'de daha uzun ömürlü bir yaşam için sağlıklı kentler oluşturulacağı yazmış. Habere göre İngiliz ulusal sağlık sisteminin ilk defa şehir planlamasına başlamasıyla beraber ülke genelinde 200 bin kişiye yeni konutlar inşa edilecek. İnşa edilecek evlerde kablosuz internet ağı sistemi kurulacak ve yaşı ileri olan bölge sakinlerinin bakıcılarıyla ve birbirleriyle iletişim halinde olmaları sağlanacak. Bunamaya karşı da bireylerin yönlerini bulmaları için yollara daha fazla işaret konulacak. Okulların çevresine de fast food restoranlarının açılmaması teşvik edilecek. Konut ve bölgelerle ilgili ayrıntılı planın 6 ay sonra açıklanması bekleniyor. Sağlıklı kentler kuracak İngiliz yönetimi, özellikle yaşlı insanların kullanımına sunulmak üzere. Ve bugün çıkan gazetelere bakalım. Türkiye medyasında değerli izleyenler, bugünkü gazetelerde neler var? Cumhuriyet'le başlayalım. Cumhuriyet gazetesinde bugünün manşeti şöyle. Evet, açamadım. Cumhuriyet gazetesi ipotek koyamazsın başlığını attı. Anayasa Mahkemesi'nden Can Dündar ve Erdem Gül'e ilişkin hak ihlali kararına tepkilere sert yanıt. Geri almazsa masada yokuz CHP'den anayasa çıkışı ve 3 milyon kişi okudu Can Dündar'ın bir yandaş yazı denemesi. Erdoğan'a açık teşekkür yazısının sadece Cumhuriyet.com.tr'de okuma sayısı 3 milyonu aştı. Ve Erdoğan'ın kişisel görüşü sürmanşet böyle. Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalarına hükümet de sahip çıkmadı. Yani sahip çıkmamak lazım çünkü sahip çıkılacak bir yanı yok Erdoğan'ın açıklamalarının,
demokrasilerde. Bir Gün gazetesi yurttaş tedirgin, yandaş uçuyor demiş. Türkiye ekonomisine dair ortaya konan son veriler gerçekleri net biçimde gözler önüne seriyor. Tüketici güveni en düşük seviyesinde, ihracat alarm veriyor. Turizm krizde, iktidara yakın iş adamları servetlerine servet katıyor denilmiş. Dünya gazetesiyle devam edelim. 2016'nın yıldızı altında yeni rally beklentisi. Kısa vadede 1300 eşiğinin aşılabileceğini öngören bazı uzmanlara göre bu yıl 1700 dolar seviyesi de görülebilir. Hürriyet'te sıra, Hürriyet'in manşeti: Merkel'in kabusu, çözüm için tek seçenek Türkiye. Isınan havalarla birlikte mültecilerin Ege'ye akını arttı. 7 Mart'taki mülteci zirvesi öncesinde B planım yok diyen Merkel, çözüm için yine Türkiye ile işbirliğine işaret etti. Hürriyet de Merkel'e mesaj gönderiyor. Havalar ısındı, gözeklen. Eğer Türkiye engellemezse mülteci akını hız kazanır demeye getirdi. Milliyet: 150 sabıkasız PKK'lı uyarısı, herhangi bir suç kaydı olmayan 120-150 kişilik eylemci grubu 50-100 bin lira para verilerek büyük kentlere dağıtıldı denilmiş. Ve Rumlardan Türkçe girişimi: Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Türkçenin resmi dil olması için Avrupa Birliği'ne mektup gönderdi. Anastasiadis, dönem başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Koenders ve Genel Sekreter Mikkelsen'e gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorununun çözülme umutlarının arttığı bir ortamda Türkçe dilinin resmi dil olması çözüm yönünde çabalara katkı sağlayacaktır dedi ve bu şekilde aktarılıyor haber. Ve Türkiye'de çok konuşulan bir haber, Türkeş Baba oldu. Başbakan yardımcısı, ki Kıbrıs işlerinden de sorumlu, Tuğrul Türkeş özel hayatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Eski evliliğinin 14 yıl önce sona erdiğini, ancak karşı taraftan kaynaklanan sebeplerle hukuki sürecin tamamlanmadığını anlatan Türkeş, şu an yaşadığı ilişkiden doğan oğlu Alparslan'ın 40 gün önce dünyaya geldiğini açıkladı. Evlilik dışı çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle herhalde Türkeş'i de afaroz edecek Erdoğan diye tahmin ediyorum. En azından o camia hoş karşılamayacaktır. Halbuki size ne? Kim kiminle yaşar? Kim kimden çocuk yapar? Eğer iki tarafın da rızası varsa. Ve Taraf gazetesi: Merkel'den B plan yok güvencesi. Mülteci krizinde Türkiye-Avrupa Birliği işbirliğinin sürdürülmesini savunan Merkel, Ankara'ya 3 milyar euro bulundu, B planımız yok mesajı gönderdi. Değerli izleyenler, ekonomiye güven dibe vurdu. TÜİK dün Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Şubat ayında bir önceki aya göre %14.8 oranında geriledi. Böylece ekonomiye güven 1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesinin de gerisine düşerek %71.5 düzeyine geriledi. Türkiye'de ekonomi göstergeleri iyiye gitmiyor. İhracattaki düşüş de %22'yi buldu. Herkesle kapışırsanız elbette ki malınızı da satamazsınız. Turist de gelmez. Ülkede güvenlik olmazsa, huzur olmazsa bunları yaşıyor Türkiye. Değerli izleyenler, İngiltere ve Türkiye'de çıkan gazetelere de baktık. Dünya basını bölümümüzün de sonuna geldik.